Bugün Amerikan medyasında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Çin salgını dünyadan saklarken 2 milyar maske stoğu yaptı. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü'nü de susması için tehdit etti. Sakladılar, tehdit ettiler. Dünya her şeyden bir haberken 36 gün boyunca stok yaptılar. Amerikan istihbaratı Çin'in korona oyununu böyle özetledi. Medyaya sızan o rapora göre Çin 2 milyar maske stoklarken Dünya Sağlık Örgütü'nü susması için tehdit etti. Herkes yanıt beklerken ülke yine kendi derdine düştü. Jilin kenti artan vakalar yüzünden giriş çıkışa kapatıldı. Afrika'nın korunan son kalesi de düştü. Lesotho bugün ilk vakayı açıkladı. 213 ülkede enfekte olanlar 4 milyon 400 bine, can kayıpları 300 bine yaklaştı. O kayıpların 83.564'ü Amerika'da, 33.186'sı Birleşik Krallık'ta, 30.911'i ise İtalya'da kaydedildi. Beyaz Saray korona gücü danışmanı Dr. Fauci, Amerikan başkanını yine yalanladı. Aşının zaman alacağını açıkladı. Avrupa'da bazı ülkeler normalleşme adımlarını atmaya başladı. Sosyal mesafeyi kafaya takanlar kendi önlemleriyle sokaktaydı. O önlemi almayanlar için bazı restoranların şapkası hazırdı. Hasrete dayanamayanlar da icat çıkardı. Sevdiklerine böyle sarıldı.